sabah erken kalkıyorsun, sabah namazını kılıyorsun. Ondan sonra canım böyle bir ciğer ister kahvaltıda. Urfalı biliyorsunuz, Urfaların milli yiyeceği kahvaltıda ciğer olmasa olmaz. Bugün büyük doğranın ciğerle küçük doğranan ciğer bir olur mu? Biz ciğeri küçük küp şeker halinde doğuruyoruz, kuzu ciğerini. Küçük doğradığın zaman lezzeti daha da lezzetli oluyor. Diyarbakır'ın ciğer kültürü farklı, Urfa'nınki farklıdır. İsotla biber ciğerle birleşir. Yani kısacası sev biberi, ye ciğeri. Bütün yemek yazarlarını, jüri üyelerini, sanatçılarımızı davet ediyorum. İsterse jüri üyesi olsunlar, gelip burada Urfa ciğerin lezzetine baksınlar, Diyarbakır'ınkine baksınlar, onlar karar versinler. Ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da da yerim ciğeri ama Urfa'daki ciğerin tadı farklı. Urfa ciğerde bir numara. Diyarbakır'da ciğer kültürü sabah 6'da başlıyor. Gece 3'e kadar devam ediyor. Son 10 yıldır Urfa'yla aramızda ciğer, işte onların, bizim. En son ilahi adalet tescillendi ciğerimiz. Biz onlara göre daha iri yapıyoruz ciğeri. Kuzu ciğeri kullanıyoruz. Herkesi bekliyoruz Diyarbakır ciğerini yemeye. Diyarbakır ciğerini gelen her vatandaşımız yediğinde, her misafirimiz özellikle belirtiyorlar. Hani biz ciğeri başka illerde de yedik ama Diyarbakır'ın ciğerini hiçbir şey tutmuyor yani. Ver abi ciğer ver. Hani herkes hani çok beğeniyor. Elinize sağlık demeden gitmiyorlar. Bir daha geleceğiz diyorlar. Herkese öneririz diyorlar. Hani bir özelliği de şu ki yani ciğeri şişte veriyoruz yani masada. Salatası olsun, tablacı salatası, soğan salatası, ezme salatası. Yani acılı Adana'ya özgün şalgamı. Buranın havasından mıdır? Yani burada yediğiniz ciğerin tadını hiçbir yerde alamıyorsunuz. Urfa'da da yedim. Başka yerde de yedim. Ama özellikle tabii buranın ciğeri bambaşka.